kilo artı şeker eşittir damar tıkanıklığı mı diyebiliriz? Yani kilo alması, özellikle göbek çevresindeki kilo olması, zaten biliyorsun karaciğer yağlanması, insülin rezistansı, insülin direnci ve diyabet. Yani bu zaten ona zemin hazırlıyor. Birbirimize. Zaten bir insanda dediğim gibi diyabet başladığı zaman da damar tıkanıklıkları çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani onun için ne yapıp edip obeziteden uzak durmak lazım. Yani obeziteden uzak durmak için de işte hareketli olmak lazım. Belli bir spor alışkanlığı geliştirmek lazım. Yani Türkiye'de bu maalesef yani yeni yeni belki hani biraz bir şeyler var ama hala çok az. Yaygın. Özellikle belli bir yaştan sonra insanlarımız sporu tamam bırakıyor. Esas belli bir yaştan sonra daha çok daha yapmak çok lazım. Mesela bayanlarımız mesela 50-60 yaşından sonra hepsi çok inanılmaz kilo alıyorlar. Ve bayanlar biliyorsunuz damar tıkanıklığı yönden biraz şanslıdır. Daha, o östrojenin evet. Hani damar tıkanıklığı riskini azaltıyor ama o işte menopozdan sonra o risk zaten eşitleniyor. Bir de kilo alıp şeker hastalığı çıktı mı? Al sana bütün problemler evet, başlıyor. Sadece kalpte değil. Yani şeker hastalığı çıktığı zaman sadece kalp problemi de değil. Kanser riski de artıyor. Yani mesela obezite birlikte artık bu kanıtlanmış bir şey. Kanserin en büyük sebeplerinden bir tanesi obezite. Yani obezite hem kansere sebep oluyor hem de kalp ve damar problemlerine sebep oluyor. Dünyadaki en büyük problem bahsettik demin, en büyük ölüm sebeplerinden iki tanesi. Kanser ve damar tıkanıklıkları dedik. Bak, obezite ne kadar önem kazanıyor. O zaman bol bol spor yapacağız hocam. Yani spor yapacağız, kilo almayacağız, göbek çevremiz, burada göbek olmayacak. Evet, peki yani hocam. Onun için de işte şekerli şeylerden, yiyeceklerden, içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Hamur işlerini mümkün olduğu kadar azaltmak lazım. İşte et, balık, tavuk, sebze onları bol bol tüketilebilir. Bir kilonun bile çok önemi var değil mi hocam? Ya tabii. Ama işte yani özellikle göbek çevresi ve karaciğer yağlanması ciddi risk. Aman hem değil. Damar tıkanıklığı yönünden hem kanser yönünden.